Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yorumlarda çok sormuş olduğunuz Twitch yayınlarımda MooBot mu kullanayım, NightBot mu kullanayım yoksa Stream Elements mi kullanayım sorusuna bir cevap vereceğim. Bildiğiniz üzere hepimiz Twitch yayınlarımızda chatbot kullanıyoruz. Bu bize belli komutlarda belli cevaplar veren, aynı zamanda chatimizi modere eden bir bottur. Ve çoğu yayıncı da aktif olarak bu botları kullanmakta. Şimdi sizlere benim kullanmış olduğum chatbotu göstereceğim. Ben Streamlabs'in Cloudbot'unu kullanıyorum. Hem bildirim ayarlarım vesaire her şeyim Streamlabs üzerinde olmuş oluyor. Hem de chatbot için ayrı bir site kullanmamış oluyorum. Şimdi sizlerle birlikte Cloudbot'u bir inceleyeceğiz. Ama incelemeye geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Normal yayın ayarlarımızı yapar gibi Streamlabs'e giriş sağlıyoruz. Ardından önümüze çıkan bu panelde sol tarafta Cloudbot'u göreceksiniz. Cloudbot'a girdikten sonra şu yukarı taraftan Cloudbot'u aktif etmeniz gerekiyor. Cloudbot'u aktif ettikten sonra zaten burada da dediği gibi don't forget to mod Streamlabs by typing /mod Streamlabs in your chat. Yani /mod Streamlabs'i kopyalıyoruz. Sonrasında Twitch chatimize gelip /mod (Streamlabs) yazarak enter tuşuna basıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi bende uyarı verdi. Streamlabs zaten bu kanalda moderatör dedi. Yani burada yapmamız gereken şey chatbot'umuzu kanalımıza moderatör yapmak. Şimdi sizlerle biraz özelliklerini inceleyeceğiz. Cloudbot'un üst tarafında gerçekleştirebileceğimiz ayarlar kategorize edilmiş. Şimdi biz ilk kategoriden başlayalım. Mod Tools'umuz. Mod Tools nedir? Chat'imizin refahını sağlayacak özelliklerdir. Yani işte blacklist atabilirsiniz. Chat'inizde yazılmasını istemediğiniz kelimeleri buraya ekleyebilirsiniz. Büyük harfle yazan varsa onları siler veya banlar veya timeout atar gibi ayarları buradan yapıyoruz. Şimdi ilk baştan başlayalım. Caps Protection büyük harfleri engelleyen protection'dır. Yani burada direkt Caps Protection'ın yanındaki tiki açtığımız zaman bu direkt olarak aktif oluyor ve chat'e büyük harfle yazılamıyor. Preferences kısmına tıkladığımız da burada diyebiliyorsunuz ki subs, yani aboneler bundan etkilenmesin. Yani aboneler büyük harfle chat'e yazabilsin gibi filtreler ekleyebiliyorsunuz. Sonrasında işte purge, timeout, ban attırabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki burada auto permit subscriber, yani aboneler haricinde büyük harf yazan olursa yazıyı sil diyorsunuz. Ve sonrasında da o büyük harf yazanı etiketleyerek canım caps lock kapatır mısın gibi bir uyarı yazısı atıyor bot chat'e. Bu yazıyı tabi istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Tabi isterseniz yine punishment kısmından 100 saniyelik bir timeout da attırabilirsiniz veya komple ban da attırabilirsiniz. Geriye geliyorum. Burada sembol protection. Chat'e sembol yazılmasın diye, hani bildiğiniz üzere sembollerle garip garip böyle uzun uzun şekiller yapıyorlar ya, onları yapmasınlar diye bu. Yine buradan bunu aktif ederseniz çok fazla sembol spamı olduğu zaman otomatik olarak Cloudbot o yazıyı direkt olarak siliyor. Link protection. Chat'imize gelen linkleri buradan engelleyebiliyoruz. Yani bunu aktif ettiğimizde chat'e link atılması yasak oluyor. Biri link attığı zaman da isterseniz timeout attırabiliyorsunuz, isterseniz ban attırabiliyorsunuz, isterseniz de sadece o linki sildirtebiliyorsunuz. Mutlaka buradaki her ayarı yaptıktan sonra save settings demeyi unutmayın bu arada. Ekstra bir bilgi ekleyeyim burada. Yine aynı şekilde biri link attığı zaman link atan kişiyi etiketleyerek ne yazmasını istediğinizi buraya ekleyebiliyorsunuz. Tekrar geri geldik ve word protection istemediğimiz kelimelerin chat'e yazılmamasını sağlayan filtredir. Yani buraya tekrar preferences dediğimizde, ayarlara girdiğimizde buraya bir blacklist oluşturuyoruz. Mesela buraya bir sürü küfür yazıp buraya ekleyebilirsiniz. Chat'inizde yazılmasını istemediğiniz kelimeleri buraya blacklist'inize ekleyebilirsiniz. Blacklist'inize eklediğiniz kelimeleri biri chat'te yazarsa yine general kısmından isterseniz aboneler veya VIP'ler gibi ayrım yapabilirsiniz. Sonrasında da yine bu kelimeyi yazan kişiye otomatik olarak chat'te lütfen bunu kullanmayın gibi bir ekleme yapabilirsiniz. Tekrar bekleyelim. Başka ne varmış? Paragraf protection. Paragraf protection'da da çok uzun mesaj yazılırsa eğer, atıyorum burada mesela 140 harflik demişiz. Bunu mesela istediğiniz gibi organize edebilirsiniz. İsterseniz dersiniz ki 50 harften fazla yazılmasın chat'ime, çok uzun yazılar gelmesin diyerek buradan kısıtlama yapabilirsiniz. Tekrar geri geliyoruz. Emote protection. Burada da chat'te emote spamı olmaması için eklenebilir kullanabilecek bir filtre. Burada da 10 tane diyelim mesela. Minimum 10 emot ve üzeri emotları chatte filtrele diye bir özellik ekleyebiliriz. Bunun sonucunda da yine diğerlerinde de olduğu gibi timeout at, ban at gibi seçenek ekleyebiliyoruz. Yeri geldiğimizde mod tools'umuzda yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Eğer name kısmında ise Streamlabs'iniz Prime ise burada istediğiniz botunuza özel bir isim koyabiliyorsunuz. Bence çok da gerekli bir şey değil. Modüller kısmına geliyoruz. Modüller kısmında da en aktif olarak kullanacağımız özellik Chat Alerts. Buna da hemen bakıyoruz ve burada gördüğünüz gibi çeşitli donation, follow, bid, host, subscription, rate, submastery, gift. Bunu kullanmıyoruz. Bu ülkemizde kullanıma açık olan bir özellik değil. Burada da ne oluyor biliyor musunuz? Biri donate attığı zaman diyor ki işte Ahmet 12 TL bağışta bulunarak bize destekte bulundu. Yani size bir donate geldiği zaman Streamlabs otomatik olarak chat'e kimin attığını, ne kadar attığını direkt olarak yazıyor, gönderiyor. Aynı şekilde bunlar takip için de geçerli. Bitler için de, postlar için de, abonelikler için de geçerli. Aboneliklerde de gördüğünüz gibi Prime, Tier 1, Tier 2 ve Tier 3 olarak ayrı klasmanlarda ekleyebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda Add Chat Alert dediğinizde de burada mesela 8 aylık aboneye, yani 8. ayını yenileyen aboneye şu mesajı gönder diye özel kriterler oluşturabiliyorsunuz. Burada modüller kısmında en çok kullanacağımız bu olduğu için diğerlerinden çok bahsetmiyorum. Diğerleri de işte mini game'ler var, chat game'leri var, oyunları var. Bunları çok aktif kullanmadığım için ve kullanacağınızı da düşünmediğim için çok fazla değinmeyeceğim. Onlarla alakalı özellikler mevcut burada. Şimdi buradan comments kısmına geçelim. Comments kısmı bizim yayınlarımızda en çok kullandığımız alan. Örnek geldik chatimize. Ünlem DC. Gördüğünüz gibi Streamlabs Discord hesabımızı linkini attı. Ünlem YT. YouTube kanalımızın linkini attı. Ünlem yaş. 31. Yaşımı söyledi. Bunu hatırlamak zorunda mıydım acaba? Neyse. Ünlem ne varmış başka bende? Bak hatırlayamadım. Ünlem instamız varmış. Instagram'ımızı atıyor. Buraya istediğiniz gibi ünlem komutları ekleyip chatinizde esprili şeyler yapabilirsiniz. Burada yine add comment diyorsunuz. Add comment dedikten sonra şimdi birlikte sizlerle beraber ekleyelim. Ünlem YouTube. Response. Yani ne yazacağız? YouTube kanalıma abone olarak bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Kalp diyelim. Buraya da www.youtube.com/HangiOnur diyelim. Bunu mesela isterseniz bir kişi ünlem YouTube attığı zaman chat'e de attırabilirsiniz. Whisper yani fısıldadan özel olarak da attırtabilirsiniz. Genelde kullandığımız chat'tir. Ama kişiye özel bir şey yapacaksanız eğer direkt olarak komutu yazan kişinin fısıldasına özel mesaj olarak da göndertebilirsiniz. Şimdi bunu biz chat diyelim. Burada aynı zamanda bu komutu kimlerin kullanabileceğini de seçebiliyorsunuz. Herkes, aboneler, moderatörler ve yayıncı kullanılabilir diye 4 adet seçeneğimiz mevcut. Bu komutu kimlerin kullanacağını seçebiliyorsunuz. Confirm dediğimizde bu eklenmiş oluyor. Hemen deneyelim. Gelelim ünlem YouTube dediğip ve enter dediğimizde gördüğünüz gibi YouTube kanalıma abone olarak bana destekte bulunursanız çok sevinirim yazısı geldi. Direkt olarak buradan linke tıkladığımda gördüğünüz gibi kanalımda açılıyor. Bu şekilde organize edebilirsiniz. Aynı zamanda timers bölümü var. Timers bölümü de aslında çok kullanışlı. Burada şunu ayarlayabiliyoruz. Diyoruz ki chatime her 15 dakikada bir bu yazıyı otomatik gönder diyebiliyoruz. Aynı zamanda buna diyebiliyoruz ki mesela yeni bir yayıncıyız. Çok fazla chatimizde aktif insan yok. Chatimize yazan çok kişi yok. Bu sefer ne diyoruz biliyor musunuz? Sen bu yazıyı 15 dakikada bir chatime at ama öncesinde minimum 10 kişi chat'e yazmış olsun. Bu sefer ne oluyor? Evet 15 dakika doluyor ama chat'ine 10 kişi yazmamış. Bunu atmıyor. Neden? Yeni biri geldiğinde chat'ine sürekli Streamlabs'in mesajlarını görmesin diye. Bu çok güzel bir özellik. Mutlaka kullanmanızı öneririm. Ben mesela 15 dakikada bir, 20 dakikada bir ve 10 dakikada bir ve bunların da line minimumunu 10 olarak tutuyorum. Yani 10'dan az kişi yazmışsa chat'e dakikası dolsa bile bu yazıyı chat'e atmıyor. Yine buradan add timer diyorsunuz. Buraya herhangi bir isim veriyorsunuz. İşte Instagram adresim beğenin, takip edin falan filan yazınızı yazdınız. Sonra burada interval diyor. Interval'da da dakikamızı yazıyoruz. Yani diyoruz ki mesela 25 dakikada bir at. Ama sen 25 dakikan dolduğunda bu yazıyı atacaksın ama atmadan önce bakacaksın. Minimum 15 kişi yazmış mı? 15 satırlık ayrı gönderi yoksa chat'imde bunu gönderme diyorum ve save diyorum. Save dediğimde bu eklenmiş oluyor. Timerlarınızı bolca kullanın. Esprili, güzel şeyler de kendinizce yapabilirsiniz. Bağış linkinizi ekleyebilirsiniz. Instagram hesabınızı, YouTube kanalınızı ayrı timerlarda ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze ve talebinize bağlı olan bir şey. Ama timer özelliğini mutlaka kullanın. Burada daha çok kullanacağımız özelliklerden biri de loyalty bölümü. Loyalty bölümüyle izleyicilerinizle aranızda skor savaşı yaratabilirsiniz. Loyalty bölümünde gördüğünüz gibi izlenme dakikalarına göre puan veriyor. Bu puanları istediğiniz gibi organize edebiliyorsunuz. Mesela biri takip ettiğinde 50 puan ver. Abone olduğunda 100 puan ver. İşte her 10 dakika izlenmeye 20 puan ver gibi kendi tablonuzu oluşturabiliyorsunuz. Daha sonrasında da örnek veriyorum, ilerleyen dönemlerde bir çekiliş yapacağınızda 100.000 puan ve üzerinde kişiler bu çekilişe katılabilir gibi bir özellik ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda izleyicilerinizin bu puanları kullanarak oyun oynayabildikleri bir sistem de yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu arada ona geçmeden önce şuna da göstereyim. Burada settings kısmından gördüğünüz gibi points per interval, yani her 1 dakika izlemede 7 puan alsın. İşte takipte 100, abonede 500, hostta 50, rate'de de 10 puan alsın. Streamlabs donationlarından da 30 puan alsın gibi tablonuzu burada oluşturuyorsunuz. Şimdi bu puanları kullanabilmesi için demin de bahsettiğim gibi betting var. Betting'e geldiğiniz zaman add betting profile oluşturduğunuzda burada izleyicilerinizin birbirlerinden puan çalabildikleri bir sistem oturtabiliyorsunuz. Mesela biri diyor ki ünlem bet boşluk nick yazıyor. Sonrasında bunu chat'e gönderdiği zaman karşı tarafta bunu kabul ederse zar atma gibi düşünebilirsiniz. Bir zar atılıyor ki halbuki bu görünür bir şey değil. Arka planda sistem çalışıyor ve diyor ki işte Ahmet kazandı, Mehmet kaybetti. Mehmet'in 50 puanını alıyor, Ahmet'e veriyor gibi bir durum söz konusu. Bu şekilde küçük oyunlarda ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda çekiliş içinde giveaways kısmı var. Giveaways kısmından da add giveaway diyerek custom diyorsunuz ve buradan istediğiniz gibi bir çekiliş oluşturabiliyorsunuz. Çekiliş kısmı biraz Cloudbot'un karışık. Burada işte hediyenin adını yazıyorsunuz. Timer'ı aktif ediyorsunuz. Herkes katılabilir diyorsunuz. Buraya da diyorsunuz ki işte çekilişi kazanana şundan verilecek diye not düşüyorsunuz. Sonrasında Advanced kısmına geldiğinizde ticket cost'u, mesela ticket'ı izleyicileriniz puanla alabilsin gibi bir şey de yapabiliyorsunuz. Demin bahsettiğimiz loyalty puanlarıyla chat'inizdekiler istediği kadar çekilişe katılmak için ticket alabiliyorlar. Onu da burada organize edebiliyorsunuz. Aynı zamanda hali hazırda NightBot'unuz varsa eğer import edebiliyorsunuz. Yani NightBot'unuzdaki tüm ayarlarınızı Streamlabs'e burada import bölümünden import edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Cloudbot'u birlikte inceledik. Sizler de gönül rahatlığıyla Twitch chat'inizde Cloudbot'u kullanabilirsiniz. Ben uzun zamandır kullanıyorum ve gayet memnunum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer mutlaka kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.